CERN'de X bozonu 2012 yılında keşfedildi. Burada hemen şunu vurgulamak lazım. CERN'de bir sürü başka parçacık da keşfedildi ama bu parçacıkları direkt olarak görmüyoruz. Örneğin daha önce 1980'lerin başında W ve Z bozonları keşfedilmişti. Bunlar tıpkı Higgs bozonu gibi kuvvet taşıyıcı parçacıklar. Elektrozayıf kuvvetin parçacıkları. Ve bunların yaklaşık 90 GeV ve 80 GeV kütleleri var. Yani demek ki protonun 80-90 katı parçacıklar. Higgs'in kütlesi ise protonun 125 katı, 125 GeV diyoruz. Biz kütleyi enerjiyle ölçüyoruz. Einstein'ın meşhur E eşittir mc kare formülündeki gibi. Kütle eşittir enerji. Ama bütün bu parçacıklar böyle direkt olarak gözle görülen, fotoğrafı çekilen şeyler değil. Bunların bozulumlarından keşfediyoruz. Yani bıraktığı izlerden aslında keşfediyoruz. Şimdi CERN'deki deneyler çok büyük, devasa detektörler. Böyle 5 katlı apartman büyüklüğünde detektörler. Bunların ortasında protonlar çarpışıyor. Ve o çarpışmadan yeni parçacıklar çıkıyor. E eşittir mc kare dedik ya, yani enerji eşittir kütle. Çok yoğun enerjide protonlar ışık hızına giden hızlarda çarpıştırıldıkları için ortaya çıkan yoğun enerjiden yeni parçacıklar çıkıyor ve bu yeni parçacıklar detektörün içinde saptanıyorlar. Ama parçacıklar başka parçacıklara bozunuyor sürekli. Bizim atomları oluşturan parçacıklar sadece kararlı parçacıklar. Örneğin en basit atomun çekirdeğinde ne vardır? Hidrojen atomunun çekirdeğinde bir proton vardır. Etrafında da elektron. Bunlar kararlı parçacıklar. Protonların içinde de kuarklar var. 3 kuark var protonun içinde. Ama başka evrende çok başka parçacıklar da var. Toplam 12 parçacık var. 12 de karşı parçacık var. Bozonlar var ama bunlar hep birbirine bozunur. Örneğin miyonlar elektronlara bozunur. İşte diyelim tau parçacığı vardır başka bir lepton. O miyona bozunur, miyon elektrona bozunur. Ama sadece kararlı parçacıklar atomu oluşturur. Şimdi detektörün içinde de bizim gözleyeceğimiz parçacıklar çok az sayıda aslında. Örneğin elektronu gözleyebiliyoruz, fotonu gözleyebiliyoruz, işte protonu, nötronu gözleyebiliyoruz ya da başka hadronları gözleyebiliyoruz, mezonları gözleyebiliyoruz ama örneğin bozonları direkt olarak gözleyemiyoruz. Çünkü bozonlar çok kısa süreli yaşayan kuvvet taşıyıcı parçacıklar. Bir anlamda sanal parçacık gibi. O hemen başka bir şeye bozunuyor. Örneğin Higgs bozonu 2 fotona bozunuyor ya da 4 miyona bozunuyor. Biz detektörün içinde bu 4 miyonu ya da 2 fotonu gözleyerek tekrar reconstruct ediyoruz. Yani yeniden kurguluyoruz bu topolojiyi, ne nereden çıkmıştır diye. Ve böylece Higgs'in bulunduğuna ikna oluyoruz ve kütlesini ölçebiliyoruz. 2012'de de bu yapıldı. 2013'te de konfirme edildi. Direkt olarak gözlenmiyor Higgs bozonu. Yani bozunun ürünlerinden gözleniyor.